gayet memnun. Oğlumuz da memnun mu acaba üniversitede? Hani şeyler söylemek istiyorum. Bir de konuşuyorsa ben de konuşmak hakkım dedi. Hemen evet Mustafa amcam 22 yıl boyunca gurbette çalışmış. Aslında burada çalışmış. Merhabalar efendim. Millet Konuşuyor ekranlarından tekrardan merhabalar. Alaaddin farkına varmadan başlatmış görüntüyü. Ben de şöyle manzaraya dalmış izliyordum. Sağa sola izliyordum. Bayağı yeşilliğin içerisinde kaybolmuş bir Meram'ı izliyordum. Efendim bugün de Meram Bağları'ndayız. Millet Konuşuyor olarak bugün Meram Bağları'na geldik. Konyalı misafirlerimizi ağırlayan Meram Bağları görüyorsunuz efendim. Şöyle güzel bir görüntü var. Bu görüntü eşliğinde dışarıdan gelen misafirlerimiz ve Konyalı hemşehrilerimiz de Meram Bağları'nda Meram'da birazcık sohbet edeceğiz. Onlarla konuşacağız. İnşallah güzel bir Millet Konuşuyor ekranında tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz efendim. Evet efendim şu an çekimlerimize başladık. Şöyle ilerliyoruz. Bir amcamız Meram Bağları'mızı inceliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız efendim? Çok şükür sağ olun. Hayırlı. Biraz böyle şaşırdınız herhalde. Şaşırdım. Böyle geziyor etrafa bakıyor olarak görünce biz de dedik bir sohbet edelim muhabbet edelim. Nasılsınız amcacığım? Sağ olun. Sağ olun teşekkür ederim. Rica ederiz. Konyalı mıyız? Konyalıyım efendim. Akşehirliyim. Akşehirlisiniz. Adın Şanın gibi koskoca yaşamış bağrında Nasrettin Hoca. Her gülüş ardında bin bir bulmaca hayatı içinde gördüm Akşehir diyor. Maşallah ya. Amcacığım isim nedir? Özgür Karaoğlu. Özgür amcacığım çok güzel bir giriş yaptık ya böyle. Estağfurullah. Estağfurullah. Biz de programımıza yeni başlamıştık. Güzel bir giriş oldu sizin açınızdan da. Evet, KonTV ekranlarında şu an Millet Konuşuyor ekranındayız. Nasıl gidiyor Özgür amca? İyiyim, iyiyim Allah'a şükür. Kaynan öldü, miras bol kaldı, ne yapayım işte. Nasıl Meram'a geldik, şöyle kafa dağıttınız. Çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür. Emekli miyiz Özgür Hanım? Emekliyim. Nereden emekliyiz? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanıyım, emekli oldum. Şimdi 15 senedir emekliyim, yaş 82 dedi, ne yapalım? Çok şükür Allah'a, daha saçım çıkmadı yani. Daha çocuğuz yani, saçımız çıkmamış. İnşallah ilerleyen zamanlarda saçlarımız i̇nşallah, çıkacak. İnşallah, inşallah. Nasıl geçiyor peki Özgür amcam? Çok iyi. Allah'a kul olduk galibi belada. Yalnız bu yolda ikrarımız var. 3 günlük ömrü için fani dünyada kula kul olmamak kararımız var. Evet efendim izin verirseniz elini öpmek istiyorum. Rica ederim, rica ederim. Rica ya mükemmel ederim. Dizeler geliyor rica ya. Ederim, rica ederim. Çok teşekkür ederiz. Böyle ya, bize de bir enerji oldu programa çarptı. Arzu ederseniz kendime ait Mevlana şiirinde okuyabilirim. Tabii ki. Mevlana. Üfledin ey zenler yine solgun benizli kamışlara öyle bir şerbet verdi ki ruhen susamışlara gerçek aşkı o mecliste anladılar gönülden sarhoş olup hepsi ağladılar neyler hep birden hu hu çekiyordu hak aşığı aşıklar kendinden geçiyordu sen tüm insanların sevgilisi, sen aşık gönüllerin tek tesellisi, sen bir sel gibi gönüllere akan insan, sen gönlünün sesini gönüllere duyuran insan, sen bir güneşsin, vuruyor şavkın cihana, ey hak aşığı, ey Hazreti Mevlana. Oo dedik. Maşallah ya. Büyük bir cevherle karşılaştık. Tesadüfi oldu ama. Ya Özgür amcam biz seninle böyle saatlerce program yapmak isteriz ya. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bu civarda mı oturuyoruz? Ben şeyde Pirebistelerinde otururum şeyde. Doktor Ahmet Özcan Caddesi'nde orası işte. Ne yapalım işte. Emekliliğin tadını çıkarıyoruz. Emekliliğin tadını çıkarıyoruz. Ne yapalım.
Peki yaşınız el verdiği için soruyorum. Biz buraların çok eskisini bilmeyiz. Siz nacizane bilirsiniz. Yani, var mı farklılık? Şimdi meram. Başka bir şey yok. Tamam mı? Nereye gidiyorsun? Merama. Şimdi zengini de var, fakiri de var, garibi de var. Hepsi var. Onun için meram dedi mi tamam artık. Herkese açıyor bağrını. Allah işinizi rast geçsin ne diyeyim bak. Çok teşekkür ederim. Sizin de vaktinizi çalmayalım. Şöyle güzel havanın tadını çıkar. Tamam. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet, Özgür müfettişimizle, amcamızla güzel bir sohbet geçirdik. Çok teşekkür ederiz kendisine. Şöyle güzel bir başlangıç yaptık. Millet konuşuyor. Şöyle efendim, milleti konuşturmaya biraz daha ilerlemeye devam ediyoruz. Merhaba gençler. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz Allah'a şükür. Ne işiniz var burada? Biz okul gezisinden geldik Ankara'dan. Hangi okuldan? Şehit Yakup Kozan. Ankara'dan mı geldiniz? Evet Ankara'dan. O zaman şöyle herkes bir el sallasa bakayım şöyle. Ankara'ya selamlarımız. Evet öğretmeni bağırıyor. Ben öğretmenleyim, benle konuşun diyor. Merhabalar öğretmenim. Merhabalar, nasılsınız? Bizler iyiyiz, siz nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Konya ilini çok seviyoruz. Konya Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzellikleri koruduğu için özellikle teşekkür ediyoruz. Bunların daha da hani şu an çalışan yeri yok. Daha da çalışırlık biraz daha açılan yerlerin çok olmasını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Konya'mıza tekrardan hoş geldiniz. Hoş i̇nşallah güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ankara'ya giderken bizlerden de selamlar götürün inşallah. Evet. Şöyle çocuklar el sallayın. Anneler babalar bizi izleyecekler inşallah. Güzel bir şekilde Ankara'ya uğurluyoruz evet, arkadaşlarımıza. Hocamızın oğluna bir mesajı var. Oğlum Ekin'im. İstanbul'dasın biliyorum. Seni çok seviyorum Ekin'im. Seni özledim. Kocaman öpüyorum anneciğim. Ya ağlattık öğretmenimizle ağlattık ya. Ya Ekin anneni ara ya da gel. Ya artık buluşun yani bir yerde buluşun. Biz Konya'da buluşturabiliriz bak. Evet. Sevginin başkenti Konya'da buluşturalım sizleri. Evet. Efendim vallahi cidden ağlıyorsunuz şu an çok. Ben de duygulandım ya. Çok mu seviyorsunuz? Çok. Okuyor mu? Oğlum var. İstanbul'da okuyor mu? Okulu bitirdi İstanbul'da çalışıyor. Çalışıyor. Ekin Bey. Annenizi üzmeyin. Arayın. Ne zaman çıkacak diyor. İnşallah evet, Ekin ne zaman çıkacak? Ne zaman çıksın? Söyleyeyim. Hemen canlı yayına bağlayalım istersen. Evet canlı yayına bağlayabiliriz. Ekin'i arayalım mı şu an? Arayalım. Buyurun telefon numaranızı. Evet Ekin. Ay. Ekin. Şu an çok heyecanlandık ya. Ankara'dan. Evet. Sesini açalım mı? Açalım. Sesi açalım. İstanbul'da şu an. Canlı yayındayız. Canlı yayın yapıyoruz. Valla ben çıktım. Şu an çok heyecanlıyım. Alo. Efendim. Merhabalar. Merhaba. Ekin Bey ile mi görüşüyoruz? Buyurun. Ekin Bey şu an annenizle beraberiz. Anneniz yanımızda. Biz de KON TV Millet Konuşuyor ekranından şu an sizlerle konuşuyoruz. Çok duygulu bir mesaj gönderdik size. İnşallah önümüzdeki günlerde KON TV ekranlarından bu mesajı izleyebilirsiniz diyoruz. Kanka. Ve annenize bağlıyoruz efendim. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Ekin'cim, anneciğim, canım nasılsın yavrucuğum? Alo anneciğim, seni çok seviyorum anneciğim. Canlı yayında sana mesaj gönderdim mutlaka izle. Seni çok seviyorum yavrum, gözüm, hayatım. Yaşama kaynağım. Seni çok öpüyorum anneciğim. Bay bay ediyorum. Bay bay. Gördüğünüz efendim net bir mesaj gitti. İnşallah izlediği zaman Ekin Bey de biz de çok mutlu olacağız. Hadi böyle bir şeye vesile olduğumuz için. Bir alkış daha gönderelim. Harikasınız arkadaşlar. Evet efendim gördüğünüz Ankara'dan gelen minik arkadaşlarımız da Meram Bağları'nda bugün çok yine heyecanlı başladık. Biraz önce değerli müfettişimiz güzel bir şeyle açmıştı. Böyle renkli renkli arkadaşlarımızı da görünce çok heyecanlı. Ama arkadaşlar. Son şu cümlemi söyleyebilirim. Tabii buyurun söyleyebilirsiniz. Benim buraya getirdiğim 4 otobüs öğrencim her biri birer Ekin'im. Her birini çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Evet, böyle Konya'yı da şenlendirdiniz, Meram Bağları'nı da şenlendirdiniz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Kocaman alkış. Evet.
Evet, millet konuşuyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Dur bakayım. Gel bakayım buraya. O ne? Mısır. Nasıl mısır? Normal bildiğimiz mısır. Çok mu seviyorsun? Evet. Nereden geldin? Bir yerde gelmedim. Ankara'dan geldim. Ankara'dan mı geldin evet. Sen de? Ferda Hoca ile beraber misin sen de? Evet. Aa, siz de komple geldiniz buraya geziyor musunuz? Evet, aynen evet. Komple. Sen kaçmışsın ama aradan mısırla çıkmış gelmişsin ya. Evet. Ne yaptın? Kafileden ayrıldın mısır almaya mı gittin? Yok, geziyorduk böyle yerlere mısır aldık. Canı sıkıldı. Canı mı sıkıldı, canı mı çekti? He? Canım çekti. Canı çekti. Arkadaşım mısır yiyor. Free takılıyor, sıkıntı yok. Free takılıyor. Mısırın da küçüğünü almış. İkram edersen biz de yeriz. Abi, tamam, Alaaddin buyur kardeş. Sen şunu al, ben kendimi alırım artık. Tamam, görüşürüz, hadi. Afiyet olsun. Yeter o kadar yedin, yeter. Selamun aleyküm. Selam babam. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Nasıl gidiyor? İyi şükür yani. Toplayıp satıyoruz işte. Ya en büyük emekçilerden bir tanesi de sensin abi. Elhamdülillah. Ne var ne yok abi? Şükür. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Ekmeğimizin peşinde koşturuyoruz. Aynen öyle. Hem çalışıyoruz hem temiz hava alıyoruz. Tabii. Değil mi abi? Dizlerimin dermanı kesilmiyor hiç olmazsa. En güzeli abi. Dizlerimde romatizma vardı, ben buna borçluyum. Allah daim etsin inşallah. Böyle inşallah. Temiz temiz havalarda temiz temiz çalışmayı nasip etsin. Kontrollerle çok tanışmak istiyordum zaten. Buyur abi, tanıştık. Varsa buradan selam söyleyeceğin kişiler hemen şöyle el salla abi. Evet, ismi neydi abi? Ömer Hermankaya. Ömer abimizden eşine buradan selamlar, sevgiler, hürmetler sunuyoruz efendim. Kolay gelsin abi, seni daha fazla tutmayalım. Arkadaşlar merhabalar, selamünaleyküm. Önemli değil abi ya, önemli değil. Ayakta yeme vallahi dökülür yerlere ya. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olsun. Güzel mi? Güzel, fena değil. Yani tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Öğrenci miyiz? Değilim. Gezmeye mi geldik? Yok yani, çay içmeye dolaşıyoruz. Konyalısınız, çay içmeye geldiniz. Hı hı. Nasıl, merambalarından memnun muyuz? Vallahi yeni halini görmedik. Çoktandır gelmedim, biraz bir şeyler yapmışlar ama. Ben iki yıldır ilk defa geliyorum herhalde. Yani şöyle geçeyim, siz arkadaşlar devam edin. Adam aç çünkü yemeğini bir yandan da. Abi seni tanıyalım. Veysel ben. Veysel Özer, fizyoterapistim. Tıp fakültesinde mi? Tıp fakültesinde değil, burada çalışmıyorum. İstanbul'da çalışıyordum en son. Hatta daha sonra fizyoterapistlik dışında bir projeyle Kuzey Irak'a gittim. Şimdi yeni geldim buraya. Hem aile ziyareti hem arkadaşlarımla. Gelmişken temiz havayı da alayım, öyle gideyim dediniz. Yani. Ne yapalım dedik. Sıkıldık artık hep aynı yerlerden. Bir merama gidelim dedik. İyi olmuş. Hoş geldiniz diliyoruz. Size de bu eğlenceler diliyoruz. Şöyle biz sizi tutmayalım. İyi günler diliyoruz. Sağ olun efendim. Efendim hemen şöyle alalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk çocuğum. Merhabalar. Nereden geldiniz? Denizli'den geliyorum. Denizli'den geldiniz. Denizli'den. Ziyarete geldiniz Konya'ya. Evet evet. Nasıl, beğendiniz mi Konya'yı? Çok sevdik. Çok güzel Konya. Denizli de çok güzeldir aslında. Denizli çok güzel de Konya hem güzel hem maneviyatı çok güzel. Bayağı sabahtan bu tarafa dolaştık. Biz sabaha karşı 4'te geldik. Otelde biraz dinlendik. Ondan sonra kahvaltımızı ettik, çıktık. Dolaşıyoruz işte. En son durak burası herhalde. Yok, biz yarın da gezeceğiz. Yarın Akşehir var, Zille var. Bugün işte buraya geziyoruz. 80 devralemi gezdik Mevlana. Ve çok güzeldi. Nasıl, memnun kaldınız evet, yani. Evet çok güzel. Şöyle temiz havayı da çektiniz evet, efendim. Evet evet. İsim ne efendim? Fatma Nalbant. Fatma Hanım, ev hanımı mıyız? Yok, emekliyim çocuğum. Emeklisiniz. Ben. Tekstilde çalıştık. Çok güzel yani. Denizli tekstil. Öyle. Efendim sizi de tanıyalım şöyle gelmişken. Naziye Kuro. Denizli'den geliyorum. Siz de mi aynı işten emeklisiniz efendim? Ben 25 yıl çalıştım. Maalesef daha emekli olamadım. Hazırdayım yani. Yaşa takılanlardırım. Buradan sesimi duyurayım, ben emekli olmak istiyorum. Raziye değil mi efendim? Efendim Raziye. Raziye Hanım'ı emekli edelim efendim lütfen. Yani i̇nşallah, bakın. İnşallah. Ya gezmek için bol bol. Evet yani gezmek istiyorum. Yeter, 25 sene çalıştım. İnşallah efendim. Sesimi duyuyamışım. Emekli olduktan sonra da bekleriz inşallah Konya'mıza. İnşallah geleceğiz. Geleceğiz. Teşekkür ediyoruz bizlerle muhabbet ettiğiniz için. İyi yolculuklar diliyoruz şimdiden. Kendinize iyi bakın efendim. Sağ olun, görüşmek üzere. Kendinize bak. Kaça gidiyorsun kız sen? 4. sınıfa. Ne işin var burada o zaman? Bu Tursa bizim torunu. Ya öyle mi? Bak iyi bakın tamam mı? Misafirlere iyi bakın tamam mı? Sen? 2. Ne 2? 2 ne? 2. sınıfım ben. Hangi kanalda? 8 yaşındayım. 8. 8 yaşındasın. Gel şu o zaman şöyle. Ne olacaksın? Büyünce ne olacaksın? Tur rehberi diyormuş. Ne olacaksın büyünce? Ne diyeceğim? Dur.
düşünüyor? Mühendis. Mühendis, ne mühendisi? Otomotiv. Otomotiv mühendisi. Vallahi bana çocukken sorsalardı ne olacaksın diye asla bunu demezdim. Otomotiv mühendisi. İlk defa vallahi böyle gençlerden duymak güzel oluyor. İnşallah kardeşim hayalindeki mesleği edinirsin diyoruz. Denizli'ye mi döneceksin? Evet. Tamam, bizden selam söyle, tamam mı Denizli'ye? Tamam. Varsa güzel horozlardan yolla bize. Tamam. Hadi bakalım. Güle güle efendim. Kendinize iyi bakın. Efendim Fatma Hanım'ın röportajını merak eden bir hanımefendi var. Efendim size de soralım. Neyi sormak istiyorsunuz? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Siz de mi Deniz'den geldiniz? Evet. Ne işte uğraşıyoruz? Emekliyim. Emeklisiniz. Evet. Maşallah çok gençsiniz ya, bu yaşta emekli. Ederim, sağ olun. Şöyle geçmek istiyorum, kusura bakmayın efendim. Yok yok, siz de gelin lütfen, siz de gelin. Yani genç. Nereden emekli oldunuz efendim? Tekstilden. Tekstilden. Yaparak, evet. Maşallah ya. Yani. Deniz'den Konya'ya geldiniz. Evet. Nasıl geçti? Güzel, bu benim ikinci Konya turum. Gayet güzel, memnunuz. Temiz havayı da aldınız. Yani. Şimdi otele gideceğiz, dinleneceğiz öyle mi? Bilmiyorum artık. Reşeyde ne varsa. Akşam. Ha, tamam. Biraz Konya'dayız, o biraz zor. Evet, aynen. Çaktırma Selim'i açık. Sıkıntı yok. Eğlence bol. Evet, aynen. Size bol eğlenceler diliyoruz efendim. Tekrar tekrar bekliyoruz Konya'mıza. Çok teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım da aynı şeyleri söyledi zaten. Ha, ben onu aslında bir test etmek istemiştim ama siz çabuk atladınız. Yani. Çek çek teyzelerimi, hepsini çek. Belki amcalar merak ediyordur, abiler, amcalar. Bak abi, merak etmeyin. Herkes iyi. Belki kızıyordur amcalar, biz evdeyiz hanımlar bu şey dedi. Bir de bizim bugün pazarımız gayalep durlardır bizi. Efendim hepsi burada, sıkıntı yok. Biz de beraberlerle Konya'dalar. Çok güzel. Çok, çok merak ediyorsunuz, buyurun gelin. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar amcacığım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz elhamdülillah, iyi. Sizler nasılsınız? Allah'a şükür bizler deyiz. Teyzeyle beraber gelmişsiniz, temiz havanın tadını çıkarıyorsunuz. Öyle, temiz zamanda geldik böyle temiz havayı alalım diye. Nasıl gidiyor amcacığım, iyi misiniz? Şükür elhamdülillah, iyiyiz be. Allah yük versin. Emekli miyiz, nereden emekliyiz? Emekliyiz, MEDAŞ'tan emekliyim. Böyle vakit geçiriyorsunuz teyzemle. Vakit geçelim, bir gün şöyle bir dolaşalım gelelim, temiz hava alalım dedik. Hacı ile beraber çıktık ya, geldik. Ya, çoluk çocuk var mı efendim? Varlar, hepsi dışarıdalar yani. Evde biz iki kişiyiz. Evde yenen bir değiliz. O zaman şuradan el sallayın da. Sallayalım. Sürpriz böyle olsun. Babanız iyi efendim, merak etmeyin. İnşallah. Emin ol, anneniz de iyiler. Şu an annemiz tesbihatını yapıyor ama onu hiç meşgul etmeyelim istedik. Bir yandan da gülüyor teyzem valla. O zaten pek böyle çekimiyor, hoşlaşmaz, istemez o. Abiler merak etmeyin. Kız erkek... Çocuklar? İki oğlan bir kızımız var elhamdülillah. Efendim hiç merak etmeyin, babamız gayet sağlıklı, annemiz de gayet sağlıklı. Temiz havanın tadını çıkarıyorlar. Siz işinize gücünüze bakın. Tamam. Ama ihmal etmeyin ha, aramayı da ihmal etmeyin diyoruz. Tamam. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şey değil efendim, sağ olun. Kendinize iyi bakın. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. İyi günler sizlere, hayırlı çalışmalarınız olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şu an yanımızda iki tane delikanlı var. Dediler ki abi ne konuşacağız? Kendileri istediler aslında, ben zorlamadım ama ne konuşmak istiyorsan söyleyin. Abi insanlar... Tamam, teşekkürler, sağ ol. Abi Konya'mız çok... Sağ ol, teşekkür. Bu kadar. Ya abi... şaka yapıyorum ya. Buyur kardeşim. Abi Konya iyi bir yer aslında ama yani insanlar iyi değil. Aslında buranın bakımlı olsa daha iyi olur abi. Ve de buradan gelen insanlar daha da çok beğenmeli abi. Mesela biz Ankara'ya gittik abi. Ya hiç beğenmedim yani yapılandırması. Konya kadar güzel değil. Aslında Konya daha iyi. Övdün mü? Anlamadık ki. Övdüm abi Konya'yı. Konya'yı tamam, anladık ha, tamam. Konya memleketi iyi yani. Ankara'ya biz geçen hafta gittik. Çok değişik geldi bize. Herkes kendi memleketi iyidir yani. O yüzden Konya'yı... İyidir abi diye. Öğrenci misiniz? Öğrenciyiz abi. Nerede öğrencisiniz? Alilu Kurucu ben abi. Ben Alilu. Ortaokul mu, lise mi? Lise. Lise kaç? 10. Lise 10 mu? Yani lise 10 yani diye bir şey mi var ya? Lise 2. Ha, lise 2. Lise 2. Sen aynı sınıfta mısın? Hayır. Spor lisesindeyim. Nasıl oluyor bu spor lisesi? Bir dakika abi, şöyle geç bakayım. Gel ya. Nasıl şimdi spor lisesinde ne oluyor? Abi şimdi oraya mülakatlarla giriyorsun. Alıyorlar seni. Kazandıysan alıyorlar. Ondan sonra 5 yıl var üniversitesi, biliyorsunuzdur. Direkt oraya mı geçiyorsun? Hayır. Besyon'un sınavı yaparlar. Bir de millilik diye bir şey var sporlarda. Milli olursan direkt geçersin. Şimdi sen ne, hangi sporla uğraşıyorsun? Judo.
judo. Ben uzak dururum abi o zaman. Döver möver vallahi yani. Milli oldu mu? Milli olamadık abi. Bu sene inşallah Ocak'ta Türkiye şampiyonası var olacağız. İnşallah kardeşim. Başarılı bir milli sporcu olursun. Bizi gururlandırsın. Biz de böyle arşivden çıkarır çıkarır seninle biz röportaj etmiştik. Gurur duymuştuk deriz. İnşallah abi. Tamam çalış ama. Çalışıyorum. Böyle abi. Yağ yapma. Benim gibi yağlanma abi. Tamam mı? Hah. Oo tamam abi. Vücut var abi. Sıkıntı yok. Sen ne yapıyorsun? Sen ne düşünüyorsun peki? Wushu. Yani Wushu mu? Başladım. Evet abi. Wushu sanda. O ne abi? Wush, wush. Abi Çin sporu. Çin sporu. Aynen abi. İyi mi yani? Abi tekme, yumruk, tükürme, ısırma her şey var yani. Tükürme, ısırma derken? Aynen abi böyle bildiğin sokak dövüşü gibi ama yani minder üstünde oluyor. Yani yapamıyorsun abi. Minder üstünde sadece kurallar var ama sokak dövüşünde olmuyor bu. Uzak sporu değil. Abi, bize test bu hareketler yani. Biz anam babam güreş yapsak yeter bize. Yok abi. Güreşelim mi? He? Güreşelim işte mi? La etlenmemiş, butlanmamış. Kaslanması gerekiyor arkadaşın. Wushu da yapıyorsan birazcık şey yap, aynen kas abi. Yapmalısın. Bak arkadaş nasıl vücut yapmış. Abi 5 seneden beri gidiyor. Daha yeniyim ya. Tamam olsun. Çalışmaya da devam. Kardeşim abi. Başarılar diliyorum ikinize de. Abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abi. Hadi sağ olun. Evet efendim. Meram Bağları'nda, Meram Son Durak kısmında vatandaşlarımızın yoğun olarak fotoğraf çektiği mekanlardan bir tanesi. Biraz önce zaten izlediğiniz üzere gelin ve damadımız da vardı. Çeşitli nişanlanan çiftlerimiz de vardı. Veya normal fotoğraf çektirmek isteyen misafirlerimiz de vardı. Gerçekten bu konu üzerine güzel mekanlardan bir tanesi. Şöyle arkamızda da görüyorsunuz. Çiftimiz fotoğraflarını çektiler gidiyorlar efendim. Şurada da bayağı fotoğraf çektiren insanlarımız var. Şöyle bakalım var mı? O tarafa geçmişler, gitmişler. Yok, şu an yok ama gerçekten fotoğraf içinde çok güzel bir ortam. İnşallah bu ortamımız yüzyıllar boyunca korunur. Bu şekilde devam eder diyoruz. Millet konuşuyor, tüm hızıyla devam ediyor efendim. Evet efendim Meram Bağları'nda yine büyük bir toplulukla karşı karşıyayız. Büyük bir topluluk işte 6-7 kişiden oluşuyor. Hemen şöyle başlayalım. Sapır sapır dökülmeler başladı. Hemen dökülenlerden başlıyoruz. Bizde sistem o. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsmin nedir kardeş? Kaan. Kaan kardeş ne iş yapıyorsun? Sağlıkçıyım. Sağlıkçıyız? Evet. Yani şey mi? Hemşire. Hemşire. Hemşire, hemşire oluyor. Hemşire. Değil mi? Hemşire. Şöyle diğer arkadaşlarımızı da tanıyalım. Merhaba. Merhaba abicim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Abi işsiz güçsüzüz. Olur ya sıkıntı yok. Buluruz bir iş sana da. İnşallah. Ne iş yaparsın? İş yapmıyorum abi. Ne iş yaparsın? İşte bir iş yapmıyorum yani. Ya ne yaparsın yani? Olursa ne yaparsın? Genel olarak hiçbir iş yapmıyorum abi. Bol bol yatıyorum diyor. Bol bol yatıyorum. Güzel evet. Mi oluyor böyle? Güzel abi. Evet. İyi. Arkadaşım mutluluklar diliyoruz. Boş boş atmayla. Hemen diğer arkadaşımız tanıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. En çok kaçanlardan bir tanesi Süleyman. Nasılsın Süleyman? Malayım abisi nasılsınız? Allah şükür kardeş. Ne iş yapıyorsun? Ben de aynı hemşireyim abi. Kilis Devlet Hastanesi'nde. Devlet Hastanesi'nde. Aynen. Siz ne yaptınız? Hemşireler birliği mi kurdunuz ya? Yok bizim bir düğünümde arkadaşımızın düğünü vardı ona geldik. İşte bugün de geziyoruz abi. Peki sen neler yapıyorsun kardeş? Vallahi bir atanana kadar da devam ediyoruz yapacak bir şey yok. Orada çalışıyorsun yani. Aynen. Peki nasıl geçiyor? Burası senin için ne anlam ifade ediyor? Yani abi doğduğum büyüdüğüm yer. Yok Meram Bağları hani. Vallahi abi gezecek görecek yerimiz bir bura var. Çok da. Yani öyle abi. Kafa dağıtmaya geliyoruz yani. Aynen öyle abi. Evet, hemen diğer kardeşimizi de alalım. Hiç bekletmeyeyim. Kardeşim merhaba. Merhaba. Yarışmaya nereden katılıyoruz? Konya'da. Konya'dan yarışmaya katılan bir arkadaşımız. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Ne iş yapıyoruz kardeşim? İsim nedir? Aynı hemşireyim Nazım. Ben de Hatay Reyhan Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Biz de arkadaşın düğünü için hep beraber toplandık buraya geldik. Sıkıntının bol olduğu mekanlardan bir tanesi olan Reyhan'da çalışıyor kardeşimiz. Başarılar diliyoruz. Allah koyaklar versin.
Abi yeter artık ya. Sabahtan beri kesişiyoruz. Göz göze kesişiyoruz. Biz geleceğiz artık konuşacağız dedik. Geldik. Selamun aleyküm. Merhaba kardeş, seni tanıyalım. Adım Mahmut İmece. Kahramanmaraşlıyım. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde okuyorum. Bu sene geldim Konya'ya. Nasıl, sevdin mi Konya'yı? Ha, pek gezemedim desem. Ama bana önce anlatılana göre biraz isteğim vardı. İnşallah isteğimi de bulacağım. İsteğimden fazlasını bulmayı temenni ediyorum. Tabii Allah karşımıza ne çıkar bilemeyeceğiz. Ya bence ilk görüntü nasılsa öyle devam eder diye umut ediyorum ama Konya'da çok farklı. Hani tam aradığını bulduğun şehir olabilir. Tam aradığım bulduğum şehirden değil de insandan kaynaklanıyordur. Bence ben insan arıyorum şu an tam aradığım bulmak için. İnşallah da bulurum. Nasıl bir insan istiyorsun kardeş? Nasıl bir insan istiyorum? Ya insanlar sana karşı nasıl olmalı? Hangi ilişkiye girersek girelim yani. Bir insan bir insanı sevse de, dost olsa da, kardeş olsa da, zerre dahi olsa, en basit işte de olsa yalan söylemeyecek. Bu. Net. Kurallar olan bir insan mı diyorsun yani? Kurallar olmak değil yani, bu bence insanlığın gereği bu. Kardeş çok kısa ve net konuştu. Huzurun olduğu adreslerden bir tanesi Meram Bağları'nda. Çok net konuşuyor yani. Huzurlu olması lazım olduğu için bu her insan her insana böyle olmalı. Eyvallah kardeş. İsim nedir? Mahmut İmece. Mahmut kardeş, hoş geldin Konya'mıza. Hoş, İnşallah umduğunu bulan insanlardan biri de olursun. İnşallah da hoş bulacağız. Çok şükür bu zamana kadar hoş buldum zaten. 1,5-2 aydır buradayım. İnşallah da daha hoş bulacağız. Peki anne baba ne diyorlar? Özledim ne konuda? Çok özlediler. Dün biraz mesela ses tonum soğuktu. Annem dün uyumamış mesela, sabah konuştuk. Ya dün biraz sıkıntıydı. Bazı durmadan dolayı sesimi de az şey duyunca zaten gece uyumayan bir annenin oğlu nasıl düşünür? Anlayın yani alemi. Evet anneciğim, şu an Meram Bağları tarafındayız. İnşallah Konya'ya ziyarete gelirseniz buralarda gezdirir kardeşimiz sizlere. Merak etmeyin, kardeşimiz gayet sağlıklı. Sonunda davet etmeyi düşünüyorum. Kardeşimiz gayet sağlıklı. Şöyle Alaaddin'cim çekersen kardeşimizi, bak gördüğünüz üzere sapasağlam duruyor. Elhamdülillah. Okuluna da gidiyor. Evet. Her şey yolunda, hiç merak etmeyin bizden yana. Şimdi diğer tarafımıza dönelim. Bu kardeşimiz bayağı bir saattir falan burada yani. Biz dedik herhalde kimsesiz. Geldi burada dışarıdan oturuyor sessiz sedasız, dedik bir konuşalım. Merhaba kardeş. Merhaba abim. İsim nedir? Nazım abi. Nazım. İkiniz de mi Nazım'sınız? Yok, Mahmut. Mahmut pardon. Nazım. Nasıl gidiyor Nazım işler güçler? İyi gidiyor abi şimdilik. Çok şükür. Yani sen de mi öğrencisin? Kez... Evet abi, öğrenciyim. Yeni Neşmet geldim buraya. Sen nereden abi geldin? Ben Adıyaman'dan geldim abi. Adıyaman, vay be Adıyaman ya. Ya arkadaş, böyle mi tarih kokar bir şehir ya? Adıyaman dediğin zaman orası da tarih kokan şehirlerden bir tanesi. Nasıl, zorluk çektin mi? Zorluğu çok çektim. Nerede çektim zorluğu? Mesela şey olarak, medeniyet olarak hiç zorluk çekmedim. İnsanlarına falan çekmedim ama burası uzak biraz. Memleketten uzak olunca zaten memleket gibisi de yok biliyorsunuz. O konuda biraz zorluk çektik ama çok şükür alıştık ya. İnşallah kardeşim zaten biraz... hani şöyle bir aylık iki aylık süreci atlattıktan sonra inşallah çoğu insan benimsiyor zaten Konya'yı. Aynen. Ya zaten insanı olsun, yerleşim olsun, nasıl diyeyim, binalar falan bir sürü şey de olarak bizim oralara benziyor ya. Onun için pek zorluk çekmedik yani. Biraz havada var herhalde biz. Havada var, evet. Havada orası çok sıkıntı. Biraz daha şey... Ya buraya şimdi ben konuşuyorum adamla, diyor yani şimdi çok yani, hatta terlediğimiz de oluyor şimdilerde. Biz burada üşüyoruz yani, aramızdaki farka bakın. Evet, inşallah kardeşimiz de Konya'ya alışır. Konya'da güzel zamanlar geçirir. Peki bir şey daha soracağım kardeş. Adıyaman mı, Konya mı? Yani şu ilk görünüşe göre. Hiç gitmemiş olsan Adıyaman'a. Yok, ilk görünüşe göre bakarsan tabii burası Adıyaman'ı katlar. Ama yani memleketim olduğum için tabii Adıyaman derim ben. Ama burası medeniyet şehridir. Yok bilmem, yapılarından olsun, tarihi olsun. Yani burası gerçekten tarih kokuyor ama. Gezecek bir sürü yeri var. Gezdiğimiz birçok yeri de çok beğendim ben. O konuda çok sevdim burayı yani. Bir daha tercih hakkım olsa ben burayı seçerdim yani. Öyle düşünüyorum. Allah kolaylık versin kardeşim. Peki Allah, bölüm nedir okuduğun bölüm? Uçak mühendisliği abi. Uçak mühendisliği. Evet abi. Ya arkadaş, ne güzel meslekler çıkıyor ya. Ya böyle bu mesleklerde kendini geliştiren arkadaşlarımızı gördükçe de biz de böyle bir yani gururlanıyoruz, gurur diyoruz. Peki Mahmut kardeş, senin bölüm nedir? İlahiyat. İlahiyat. İlahi fakültesindeyim. İsteyerek geldin. Çok şükür. Evet. Maraş'ta şimdi kardeşimize sorduk. Adıyaman mı Konya dedik. Mesela Maraş'a ilk giden, hiç görmemiş bir insan olarak gitsen, Konya'yı da ilk gören insan olarak karşılaştırdığında nasıl bir farklılıklar var? Ama
Konya derim. İki aydır buradayım ama Konya derim yani kesinlikle. Farklar nedir mesela? Farklar nesil? Farklar... İlla yapı olarak değil, insanlar olarak değil, genel olarak baktığın zaman şöyle hissettirdiklerin neler mesela senin için? Nasıl diyeyim, böyle dıştan baksanıza, içten baksanıza daha cazip. Kesinlikle. Maraş'ın mesela böyle bazı şeylerin uzak kalmışlığı var ama Konya maddi olarak birçok şeye, manen de birçok şeye sürekli insanlara verebilecek kapasiteye sahip bir yer bence. Peki Mevlana'nın huzuruna gittiğimizde o huzuru, o huzuru tadabildik mi? Çok şükür ben gittim ama şöyle derinlemesine gidip de saatlerce kalamadım. 2-2,5 saatlik bir zamanım oldu orada. Çok şükür ki gittiğimi düşünüyorum. Mevlana gibi büyük zatlarımızın bulunduğu, ne bileyim, güzelliğinin orada temennisi bulunduğu yerler Kabe-i Muazzama'nın birer küçük şubesi gibi olduğu için kesinlikle büyük değişik bir havası var yani. Bu yüzden de Maraş'a da, Maraş yerine Konya derim yani seçimim. Eyvallah. Mahmut kardeşimle, Nazım kardeşimle efendim şöyle hasbihal ettik. Bizim amacımız aslında birazcık şöyle daha keyifli olsun istiyorduk ama bizim istediğimizin de üstünde bir sohbet gerçekleşti. Çok keyif aldık. Gerçekten hiç ummuyorduk böyle keyifli sohbet olacağını. Oradan merhabalaştık ama gerçekten Nazım kardeşim de Mahmut kardeşim de çok sıcak kanlı insanlar. Çok olgun insanlar. Kardeşim inşallah Konya'dan umduğunuzu bulursunuz. Hem eğitim olarak hem meslek olarak bizi de gururlandırırsınız ilerleye aşamalarda. Böyle güçlü yerlerde görürsek sizleri çok gururlanırız inşallah. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdi bir şey daha duydum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Nazım dedi ki ben daha Mevlana Müzesi'ne gitmedim dedi. Siz şimdi arkadaşsınız değil mi? Evet. O zaman Mahmut. Zaten giriş ücretsiz abi. Yani ücretsiz olan nadir yerlerden bir tanesidir burası. Yani Mevlana Müzesi. O zaman kardeş hemen yarın hiç bekletmeyelim. Nazım'ı müzeye götürelim. Tabii dedim ya Kabe-i Muazzama'nın küçük bir şubesinin havasını veriyor. Kesinlikle böyle bir şey olduğu için gitmesini veya da beraber gitmemizi kesinlikle tavsiye ederim. O zaman kardeş yarın inşallah Mevlana Müzesi'nde olursun. Gideriz herhalde. İnşallah. İnşallah gideriz abi. Evet, tekrardan çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. İyi günler diliyoruz, başarılar diliyoruz. Efendim millet konuşuyor, biraz daha devam ediyor. Kızlar merhabalar. Otur bakayım, otur bakayım. Düşmeyiz değil mi buradan? Evet. Arkaya düşmeyiz değil mi? Evet. Siz ikiz misiniz ya? Evet. Allah Allah. İsmin ne senin? Şeyma, Beyza. Şeyma ve Beyza'nın arasındayım şu an. Efendim ikiz kardeşler. Tek yumurta ikizi mi, çift yumurta ikizi mi? Tek yumurta ikizi. Ya ne kadar tatlısınız siz ya. Teşekkürler. Ya kimle konuştum şu an bilmiyorum. Sen mesela Gülşah'sın. O da Ayşe. Yok. Beyza, Şeyma. Evet. Şeyma sen miydin? Hayır ben Beyza'ydım. Olur mu? Beyza? Ben Beyza değilim. Ha pardon. O zaman Şeyma Beyza. Evet. Ya çok tatlılar öyle değil mi değerli izleyicilerimiz? Ne yapıyoruz? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Şeyma'cığım okula gidiyor musun? Evet. Hangi okula gidiyorsun? Alisan Dayıoğlu. Alisan Dayıoğlu okul. Aynı sınıfta mısınız Beyza'yla? Evet. Nasıl gidiyor? Öğretmen şaşırıyor mu bazen? İsminizi karıştırıyor mu? Evet. Ha bir de şey Beyza'ya soralım. Beyza. Öğretmen sizi karıştırıyor mu? Evet. Ne diyor sana bazen? Şeyma mı diyor? Evet. Ha. Dersler nasıl peki? İyi. Gezmeye mi geldiniz buraya? Evet. Şöyle babayla anne de arkamızdalar. Baba şu an bizi kayda alıyor. Video çekiyor. Biz de babamızı çekelim. Şöyle Şeyma ile Beyza'nın yanından kaçalım. Aman arkaya düşmeyin tamam mı kızlar? Ha dikkatli olun. Abicim merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Ya bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Böyle güzel kızlarımızı görünce bir dayanamadık dedik. Bir sohbet edelim. Nasıl efendim? Siz de karıştırdığınız oluyor mu Şeyma ile Beyza'yı? Bazen karıştırıyoruz. Tabii biz zamanla alıştık ama diğer akrabalarımız gördükleri zaman mutlaka karıştıkları oluyor yani. Ya aslında çok güzel bir şey ya. Böyle evet, yani, aynen öyle. Suçu biri işleyecek. Etsin. Suçu biri işleyecek. Aynen öbürüne kızacağım filan. Aynen öyle. Çok Allah herkeslere nasip etsin inşallah. Amin o inşallah. Mutluluğu herkeslere yaşatsın. Yani çok ayrı bir zevki var yani. Ya maşallah ya. Çok bir de bizim ufaklığımız var. Ha, o ne? Ana! Merhaba! Adın ne senin? Ama emzikle konuşulmaz ki. Çıka bakayım. Adın ne senin? Söyleyemiyorsun mu da? Daha konuşamıyor. Ağlama tamam al emcini.
Evet, ismi nedir efendim? Ervanur efendim. Ervanur. Evet. Maşallah 3 tane kızımız var. Allah bağışlasın inşallah. Abi evet. Ne iş yapıyoruz? İsim nedir? Onları unuttuk, çocuklara daldık. İsmim Kudret Ertaş. Afyonluyum ama 7 yıldır burada oturuyorum. Eşim Konyalı. Muhasebe artık sen Konyalısın abi, Afyonlu evet, değilsin. Konyalıyız artık, Konyalı olduk. Yani. Hani Nasrettin Hoca sormuşlar nerelisiniz diyerekten, o da demiş daha evlenmedim. Bizimki de aynı üniversite yani. Artık Konyalıyız, Afyonlu evet, değiliz. Evet, aynen öyle. Ne işle uğraşıyoruz abiciğim? Muhasebe işiyle uğraşıyorum, soba fabrikasında çalışıyorum. Bugün hafta sonu olduğu için çocuklarımızı aldık, bir şöyle temiz hava alalım dedik, bir gezelim dedik maşallah. Yani. Allah razı olsun. Böyle efendim ailelerimize de örnek olsun. Abimiz böyle çoluğu çocuğu çıkarmış, geziyorlar, dolaşıyorlar. Evet. Peki abi nasıl buldunuz, hava güzel mi şöyle? Gayet güzel. Zaten Konya'mız güzel bir ilimiz. Yani Türkiye'nin sayılı illerinden bir tanesi. Gezecek yerler de güzel yerler. Herkese tavsiye ederiz. İmkanı olanlar gelsinler, gelsinler buraları görsünler. Yani belediyelerimiz de çalışıyorlar. Her türlü imkanımız da var. Yani nasıl diyeyim size, bir şekilde yani imkanlarını zorlayıp Konya'yı bir görsünler. Evet. Abimizden böyle bir tavsiye aldık. Afyon'daki akrabalara da diyelim ki çıkın çıkın tabii gelin ki, diye. Şu abi şuradan öyle. Bir selam yollayalım akrabalara. Afyon'daki tüm akrabalarımız hepsine çok çok selam edelim. İmkanlarını zorlasınlar, Konya'mıza gelsinler. Güzelce bir gezelim, görelim. Mevlana'mızı ziyaret edelim. Konya'mızın bütün güzelliklerinin hepsine ziyaretimizi gerçekleştirip hepsini güzel bir şekilde Konya'mızı tanıtalım. Evet. Abimizden tavsiyeyi aldınız. Şöyle bir de el sallı abi Afyon'daki bütün akrabalar. Evet. El sallarız. Evet, şimdi sıkıntı yok. Şöyle güzel bir görüntü de verelim. Efendim hemen sizle de ufak bir sohbet gerçekleştireyim. Enişte Afyonluymuş. Evet, Afyonlu eşim. Peki nasıl tanıştık? Vay, gönülcü usulü diyeyim ama. yani görücü usulü tanıştık ama çok mutluyuz. Yani mutluluğunuz daim etsin. 12 yıllık var. Evliliğimiz var. Maşallah. 3 tane kızımız var. En büyük mutluluğumuz ikizlerimiz zaten. Şekilada görüldüğü gibi. Evet. Öyle yani. Güzel. Mutluyuz Allah'ım. Ömür geçiyor mu bu 3 tane afacanla? Çok güzel geçiyor. Tabii biraz yorucu ama heyecanlı. Güzel bir ömür geçiyor. Mutluyuz Allah'ım. Herkese nasip etsin bu duyguyu. Allah mutluluğunuzu inşallah daim etsin diyoruz. Çok fazla minik arkadaşımızı da üşütmeyelim Erva'yı da. Evet, efendim biz teşekkür ediyoruz. Memnun kendinize iyi bakın efendim. Olun. Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet şu an iki tane genç arkadaşımızın yanındayız. Birinin telefonu çalıyor. Kim arayan? Hüseyin. Hüseyin arıyor. Hüseyin'cim birazcık müsaade et. Arkadaşlarla şurada sohbet edeceğiz. Arkaya düşmezsek iyi. Yok abi sıkıntı yok. Bayağı sıkıntılı ya arkası da ya. Aynen. Ha. Kardeş isim nedir? Tuğrul. Tuğrul ne yapıyoruz? İyiyim abi sizi sormalı. Biz deyiz kardeşim. Valla işte gördüğün gibi çekim. Millet konuşuyor diyoruz. Siz de konuşun bakalım ne konuşacaksınız? Valla ne konuşalım abi. Nasıl gidiyor? Okul mu? Okul iyi gidiyor şu an. Hangi okuldasın? Şu an ben aslında şeydeyim, Mehmet Bey'in oradayım. 8. sınıf. Aynen. Yani ben 2 sene kaldım. 2 sene belli zaten sakallardan belli. Ben de diyecektim nasıl ortaokul oluyor diyecektim de. Aynen. Niye kaldın ya? Ders mi çalışmadın? Dersten değil ya. Bir sene geç yazıldım. Bir sene de devamsızlıktan dolayı kaldım. Ondan dolayı. Anladım kardeş. Sen? Ben de lisek. Zaten yani eğer ortaokul deseydin yani hayırdır diyecektim. Ya siz arkadaş mısınız? Nasıl arkadaşsınız böyle birbirinize desteklemiyorsunuz falan diyecektim. Senin ismin ne kardeş? Mustafa. Mustafa'cığım sen ne iş yapıyorsun? Ben de okuyorum işte okul işi. Okul işi yapıyorsun. Okul haricinde bir iş yapmıyorsun mu? Yo. Yatıyor. Evet. Baba parası yiyor. Baba parası yemiyorum yani öyle geziyoruz. Ha geziyoruz. Peki hafta sonlarını nasıl değerlendiriyorsun okul dışında? Hafta sonları arkadaşlarımı arıyorum. Geziyorum işte. Burayı da iyi keşfetmişsiniz ya bugün. Yani Konya kadar güzel bir şehir yok ki. İstanbul var bir tek. Yani Konya'da başka gezecek yer yok ki. Mesela Meram, Zafer. Başka yerlere de gidebilirsiniz ama buraya geldiniz. Daha huzurlu olsun diye herhalde. Aynen. İyi. Şu an bomboş yani. Normal yazın olsa dop dolu oluyor. Hele hele akşamları. Kafa dinlemek için iyi bir ortam yani. Evet. Peki şuradan bir el sallayın da izlediğiniz zaman anne baba merak etmeyin. Tuğrul ve neydi? Mustafa. Emin ellerde efendim. Sıkıntı yok. Çocuklar oturuyorlar, vakit geçiriyorlar, sohbet ediyorlar. Hiçbir sıkıntı yok efendim. Hiç merak etmeyin. Geçecek. Bu sene okulu bitirecek. Lise hayatında inşallah başarılı bir dönem geçirecek. Merak etmeyin efendim. Selamünaleyküm. Konte Bey mi? Selamünaleyküm. Yaşar abi bağlayabilir misiniz acaba? Yaşar Toy.
Ha, program müdürümüz. Tamam. Limit de yetmeyecek herhalde ya. Abi şarj da bitti, ne yapacağız ya? Selamun aleyküm Yaşar abi. Ya abi bir şey diyeceğim. Bu Alaaddin'i göndermişsiniz buraya da kameraman arkadaş. Ya abi bir iki çekti, onu sonra koydu gitti ya. Ben ne yapacağım abi? Nereye mi koydu gitti? Abi aşağıda gondol mondol dedi abi. Ben çocukluğumu yaşayamadım dedi. Biraz gondola bineceğim dedi abi. Ben şu arkadaşım başka biri tutuyor ya kamerayı. Ben... Ha. Eğlensin mi? Yaşasın mı çocukluğum? Abi... Ben de mi yaşayayım? Gondola bineyim yani. Kamera? Tamam abi, sen nasıl istersen. Tamam abi. O zaman çekimi bitirelim mi abi? Tamam abi, sen nasıl istersen. Eyvallah. Eyvallah abi. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin abi, sağ ol. Allah Allah. Nerede bu Alaaddin ya? Kardeş biraz daha çek, Alaaddin'i bulamadım. Gondola geldik ama. Kardeş yapacak bir şey yok. Alaaddin yok. Sen çeker misin? Tamam, eyvallah. Biraz çekelim o zaman, tamam mı? Ben de bineyim. Yaşar abi bin dedi. Bineceğim biraz. Ben bineyim yani. Alaaddin neredesin Alaaddin? Senin yüzünden gondola bindim Alaaddin. Vallahi yapacak bir şey yok. Yaşar abi bin dediyse bineceğim. Allah! 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 Tamam tamam yeter. Yeter. Allah! Alaaddin! Allah! Kardeş ne yaptın sen ya? Salladık abi. Alaaddin yok mu burada? Yok. Vallahi kardeş senin de eline sağlık. Alaaddin olmadan güzel bir çekim yaptın. Yani nereden baksan yarı program seninle çektik yani. Allah razı olsun. Emeğinin karşısına alırsın yani. Sıkıntı yok. Alaaddin'den keseriz yemeği, sana veririz. Eline koluna sağlık senin de. Evet. Değerli millet konuşuyor izleyicileri, KON TV izleyicileri. Efendim bugünlük de Meram Bağları'ndan sizlere seslendik. Alaaddin'siz bir çekim oldu. Yarı Alaaddin'li, yarı Sercan'lı. Sercan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun, bizi yalnız bırakmadı güzel çekimde. Efendim bugünlük de bizden bu kadar diliyoruz. İnşallah gelecek hafta, gelecek günlerde tekrar sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Millet konuşuyor her zaman olduğu gibi. Bugün de böyle bitiyor. İyi günler diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim.